Şimdi şu üstlük olan kovanı yine bunun gibi kontrol etmek istiyorum. Ana memeleri öyle bir ana memesi atmış ki, yani süper sedur dediğimiz tarzda kocaman bir ana memesi. Ne kadar görülüyor bilmiyorum. Böyle kocaman kocaman ana memeleri vardı. Ben bunları tabii hepsini taradım. Bu sene biraz arıyı ihmal ediyorum. Farkındayım. Böyle ara vermememiz gerekiyor aslında. Şu an tam işte nektar akımı başlamak üzere. Dediğim gibi 2 hafta var nektar akımına. Bu süre içerisinde arıyı iyi gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi sıra geldi bu kovana. Bu kovanı açacağım arkadaşlar. Bununla ilgili gerekli çalışmamı yaptım. Biraz önce anlattığım gibi. Şimdi sıra geldi bu kovana. Bakalım bu kovanla durum ne? Bunda da yine aynı şekilde arı meme yapmış mı yapmamış mı merak ediyorum. Evet. Şimdi geçiyoruz kovanın başına. Karakovan çıtası koymuştum. Arı güzel kabartmaya başlamış. Bunu çoktan kabartmış bile. Azgırımda olan kovanlara şimdi ne yapacağım ben? Ana ızgarası yapacağız. Ana ızgarası uygulaması yapacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Ana memesi var mı? Tehdit memeleri var da içi boş olduktan sonra sorun değil. Evet, tehdit memeleri var. Bunlar hep tehdit memesi. Evet. Sıkıntı yok. Güzel. Evet. Ana arı yukarıya çıkmış. Güzel. Bunda herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Diğer kovanda olduğu gibi. Diğer kovanı zayıflattım bakalım. Onu seneye haftaya göreceğiz. Bakalım durum ne? Evet, anamız burada. Ana arıyı gördükten sonra rahat çalışılıyor. Buna yavru atmış. Bunu şöyle ikiye alayım. Evet, şimdi burada arıyı ben ne yapıyorum? Arıya iş veriyorum. Alttaki blokeli olmuş çıtaları yukarıya çektim.
ana arı ızgarası atacağım buna. Aşağıda ana arıya alan açmış oluyorum şimdi bu yöntemle. Aynı zamanda da ne yapmış oluyoruz? Ana arı ızgarası uygulamasını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Izgaramızı koyuyoruz. Ana arımız altta. Evet, aralara karakovan çıtalarımı koyuyorum.